Olguncum, benim elimde güzel çarlar var mı? Var. Aslında var ya, bir balık gelse ve şu ateşin efendisini koysam, kalkan balığı 10 numara olur gerçekten ya. Sende durum nasıl? Tanıdık bildik kartlar var mı elinde? İyi iyi, benimki de iyi şu an. Şöyle. Büyü hasarını iskeletten karşılarız. Büyü hasarı ile alakalı şeyler geldiğinde. Bir zarlasam acaba istediğim gelir mi? Aa bak, deniz yılanı. Deniz yılanı abi. Deniz yılanı çok güzel iş yapar. Deniz yılanı güzel iş yapar. Gelen bütün dalgaların şeylerini temizleriz. Elemanlarını temizleriz. Peki başka ne yapılabilir? Bir tane vahşi savaşçı alsam, şunu çıkarıp ya da bunu çıkarıp. Tamam, şimdi çok seri yerleşelim. 25 saniyemiz kaldı zira. Cephe bölme taktiği güzel olabilir mi? Evet, cephe bölme güzel olabilir ama şimdilik tek koridordan savaşalım. Birazcık da arkaya yerleşelim. Başka ne yapabilirim? Yok, deniz yılanı falan kullanmayacağım. Belki bir kedi olabilirdi buraya. Belki bir kedi olabilirdi. Şöyle arkalara yerleşelim. Kankacım, yine tur 3'te karşıya çekiş gönderme taktiğini yapalım. Tamam. Bakayım bir senin kartlara. Samuray'ın var elinde. Harp'in var. Çok güzel. Proton'un var. Şey cihazın var. APS cihazın var. Protonların atağını hızlandırıp falan kanka, çok güzel bir şeyler yapabilirsin ya. Harpi proton karışık yapmayı düşünüyorum. Bir tarafa harpiler, etrafında ya APS'nin etrafında harpiler. Hı. Bir tarafa da protonların etrafına. Yani ama harpiler hareket ettikçe hasar artıyor. Onlara hareket avantajı tamam. Tanıdın değil mi? Bordo öne yerleşti. Aynen. Süpersin. Bu sefer çok temiz geldi, bakalım. Teşekkür ederim Namık. İyi seyirler kankam. YouTube yorumları neden kapattın? Yorum yapıyorduk, sesimizi duyuruyorduk. Ya Kadir, yorumun bana geldiği zaman aslında çok güzel de genele çıktığı zaman bazen hani şey yapamayabiliyorum. Bazen idare edemeyebiliyorum böyle. Eyvah. Bu tur bize birazcık acı çektirecekler mi acaba? Bir tane pisicik atsam sahaya. Ya normalde çok güzel oluyordu aslında. Sadece seven insanlar yorum yazıyordu da YouTube'un sistemi değişti. Hani ben yorumları incelemek üzere beklet diyorum. Adam orada böyle benimle beraber halay çektirmiş bütün akrabalara. Yorum çıkıyor falan. Hoş değil yani. Traveler Rest, evet, bugün oynamaya devam ederiz. Mert'cim hoş geldin. Bugünkü oyun menüsünde Legion TD2'nin yanı sıra yine Traveler Rest, hani işletme simülatörü. Sonrasında birkaç yeni oyun daha var aklımda. Onlara da göz atarız. Balım, yollayabiliyorsan sana zahmet Şirkin'i yolla karşıya. Onlar da bize yolluyor muhtemelen. Yolladım abi. Aslında bunlardan birine büyü hasarı veren iskelet yapmayı isterdim ama şu ön tarafın komple tank olmasını istiyorum ya. Kedinin etrafını sarsınlar. Kedi de 7 stek balık yediğinde can çalma kazanacak. Hatta şöyle yapalım, kedinin arkasına şey veririz, bir tane büyücü veririz. Oy. Bana 40'lık yolladılar. Bana da. Tamam, 40 çok büyük bir tehlike değil. Bizim çekiçler tutabildi mi acaba? Basabilirsen bir iççi basmaya çalış sana zahmet. Bizim hammer'ları tutabildiler mi? Ben kime yolluyorum? Ben bu arkadaşa yolluyorum. Benim yolladığımı geçirdi. Sen aldın, ben alamadım kanka. Benim şu şey var ya, Yozora saldırı hızını düşürüyor karşı tarafın. Hı. Bizimkiler pek saldıramadı. Olsun. Çok güzel gold avantajı elde ederiz buradan. Olsun. Ve Arda Yücale, babuşum 3 senedir seni izliyorum. Videoların, gerek yayınların beni en kötü zamanlarda beni mutlu etti. Adamsın, seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. Eyvallah Ardacığım. Eyvallah. Hepsenbel hiç sorun değil. Gelip vakit ayırman yeter. Sağ olasın. Öyle oynuyor adam sanki. Ben böyle seviyorum kankacığım ya. Çok daha keyifli oluyor böyle. Hani LoL de evet çok keyifli oyun ama ya işin ama kısmı hani eleştirme kısmı değil. Sakın yanlış anlaşılmasın lütfen. Bu tarz oyunlar benim daha çok ilgimi çekiyor. Hani çünkü şey böyle el kabiliyetinden ziyade birazcık daha kullandığın üniteleri tanımana, efendime söyleyeyim böyle yaptığın taktiklere bağlı olarak değişiyor. Misal hani Olgun'un kullandığı birimleri görüyorsunuz. Benim kullandığım birimler farklı. Ünite çeşitliliği çok fazla. Oyun gerçekten çok güzel. Ve Fearless Man 12.99 Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş, aramıza katılmış. Kesene bereket, çok çok teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın. Benim tankı devirecekler galiba. Aha da devirdiler. Benim tank devrildi usta. Kankacım bunlar sana bir artı 40 daha yollamışlar. Evet evet. Harcıyorlar. Bana yollamadıklarına göre böyle acaba birazcık daha ağır mı gelecekler ya? Biz ne yapalım? Tur 7'ye kadar bekleyip acaba lağımlarda mı yollasak adamlara? Sanki öyle daha mantıklı ya. Şey bu arada az saniyen varsa haya adam koyacaksan... Şey yapacağım, şunu yükselteceğim. Sana zahmet bir an evvel yapmaya çalış. Ve Round Fed Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Dostum sen de aramıza hoş geldin. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Umarım keyifli güzel vakit geçirirsin yayında. Umarım eğlenirsin. Sağ olasın, hoş geldin. Artık bu arada yayında herhangi bir şekilde reklamla karşılaşmadan seyredebileceksin. Emotlarımızdan yararlanabilirsin. Yayın tekrarlarına anında erişebilirsin. Bilgin olsun. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Eyvallah. Selamlar, hoş geldin Ramfet, hoş geldin. Bana bu tur çalışacaklar galiba. Eksi 160 gördüm ben. Lağım pisliklerinde evet, yollarız. Bayağı. Lağım pisliklerinde ne yapalım biliyor musun? Ben arkaya topçu falan yollayacağım. Şöyle 2 tane deniz yılanı atsam sanki sahayı korumaya alır mıyım acaba? Kediyi de biraz kuvvetlendireyim. Şunu da okçu yaparız ileride. Artı 80. 60 da bana geldi. Bana artı 80 geldi. Artı 80'e 2 işçi basmam lazım. Umarım tutabilirim elemanları. Oo, tanklarım çok hızlı devrildi ya. Harbiden benim de öyle oldu ya. Geçirme şeyim var, geçirme riskim var. Benim dalacağım eleman güzel. Alan vuran bir saldırıya sahip değil. Hadi pisicik, hadi pisicik. Lan şuna keşke birazcık daha balık verseydik ya. Tamam sorun yok, ben tuttum. Ne gönderelim şimdi? Kankacım bende 140'a yakın birikti. Ben bir ejderha yollamaktan yana taraftarım. Ejderha topçudan daha çok şey verir. Ben ejderha bastım. En azından bu turun income'ını da almış olalım. Sen tutabilir misin şu gelen bir taneyi? Muhtemelen tutarım. Proton var orada yani. Tamam. Düşman da 10 gold avantaja geçti benim kaçırdığımdan dolayı. Bunlara delici hasar vuran eleman lazım. Kediyi fullleyelim abi. Kediyi fullleyelim. Kedi bir kendine gelsin. Bir tane de arkaya 40 birikirse tüftüfçü atalım. Benim 40 birikti. Attım tüftüfü. Benim de birikti şimdi. Ben de attım. Acaba healer falan mı atsaydık? Yanlış taktikle mi oynuyoruz dersin ya? Bilmem, bence iyi ya şu an. Bir sorun yok. Ve Arda Aytani 4 lira göndermiş. Para kalmasın bari demiş. Dostum çok çok teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Bana bir artı 60 daha yollandı. Bana hiç gelmedi. Bakalım bizim yolladıklarımız ne iş yapıyor. Ben deldim. Çok iyisin. Ben de delerim diye tahmin ediyorum. Çünkü şu hanımefendi etrafın şeyini yavaşlatıyor. Vuruş hızını yavaşlatıyor ama ona karşılık bizimkiler uzaktan ateş ediyor. %50 ile kırmışsın hem de. Ben de kırdım. Ben de kırdım büyük ihtimalle. Sen püskürttün. Ben geçirdim mi tuttum mu bilmiyorum. Benim bu tur adam basmam gerekiyor bu arada. Adam artı 60 bastı çünkü. Artı 40 bastı. Ve Efe Lunari 100 bit göndermiş. İyi yayınlar cancağızım demiş. Çok teşekkür ederim ve sanırım Doruk abinin emotu. Doruk kalp göndermiş. Çok teşekkür ederim. Valla Doruk abi de çok sevdiğim insanlardandır, sağ olsun. Varsibim ünlem Prime yazarak Prime aboneliğini nasıl aktif edeceğine dair seni bir sayfaya yönlendirecek linke ulaşabilirsin. Yok, daha önce hiç Spec Ops The Line oynamadım. Bu arada kanka düşmanın kralı iyi harasladık. Ya baya. 143 gold öne geçtik. 143 gold. Çok çok tatlı bir rakam bu. Şimdi bir deniz yılanı daha koyalım. Arkaya healer falan yollarlarsa deniz yılanı temizlesin. Bununla beraber hemen iskeletlerden bir okçu yapalım. Çok iyiyiz. Bir 0.5 gelecek, geçen turdan gelme işçi basmamız gereken rakam var. Bu tur ne yollarlarsa ona göre işçi basarız. Kankacığım bunlar gördüğüm kadarıyla uzaktan saldırıya sahipler. Uzaktan hasar vuruyorlar. Tur 9'da bir tur daha basalım. Bana artı 60 yolladılar bu arada. Bana da. Krala basmışlar biraz. Evet, kralla beraber bana artı 60. Sana artı 100 gelmiş. Ya işte krala birlikte 100 oluyor. Ama board'un çok sağlam, board'un çok sağlam. Bak bunların board'ları kanka uzaktan vuranlarla dolu. Protonlar, şu arkadaki ok atan çöl ayakları falan filan böyle. Onları indirmenin en güzel yolu bu tur bir şeyler yollamak. Varsa elinde misal bir köstebek. Elimizdeki bu gümüş balıklar ne kadar az demet yerse o kadar iyi. Yetiştirmeye çalışacağım da bakalım. Köstebek olur. Köstebek olmadı healer olur. Healer, köstebek. Hepsi uyar. Oo, benim bu tur çok sıkıntılıyım ben ya. Ben de uzaktan vuruyorum ya. Bastım o yüzden. İyi yapmışsın. Samurayları falan koyarak da iyi yapmışsın. Ben büyük ihtimalle tutar gibiyim. Bana hiçbir şey basmamışlar. Oo, direkt nasıl köstebeğe fokuslandınız ya? Düşmanda da yılan var kanka. Düşmanda da yılan var. Otomatik temizliyorlar bizimkileri. Ya benim yolladığımda deniz yılanı var. Koyduğum paralı askerlerin böyle kalabalık gitmesine özen göstermem lazım. Yoksa avlarlar. Benim çok iyi geçtim bu arada. Kraliyet koruması şey değil miydi ya, bu gezgin ruhun gelişmişi? Adam samuraylarını geliştirmiş. Yo. Kraliyet ruhu ne ya? İlk defa duydum. Bilmiyorum ki kraliyet ruhu. Ve Rear Cygnus Prime avantajını kullanarak subscriber olmuş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Neden alert ötmüyor bilmiyorum. Alert bozuk galiba. Ve Ayberk babuşum iyi yayınlar, seviyorum seni demiş. Teşekkür ederim Ayberk'cim, desteğin için çok sağ ol. Kaan kankam, Prime yeni abonelere özel. İlk ay ücretsiz, sonrasında da ben adam koymadım. Koydum. Son an koydum da ne kadar koydum bilmiyorum. Ben bir tane çirkin attım. Prime ilk ayına özel, hani ilk aya özel ücretsiz, sonraki 6 aylar bizim burada 8 TL ama ilk abonelik için geçerli. Senin account eski olduğu için hani ben de daha öncesinde de şey yapmış olduğun için, abone olduğun için abi, bu arada bu tur bu şekilde tutarsak mükemmel bir şey. Vallahi tuttuk, mucizevi bir şey. Koruyucu melek. Kimin öldükten sonra dirilmesi benim işime gelir? Aa bak, aslında 120 altın yatırıp geri alabilirim de bunu yapmayayım çünkü ben eksi 560'ım. Bak koruyucu melek alalım. Şu arkadaşı upgradeleyip bu arkadaşa basalım koruyucu meleği. Çünkü bu biliyorsunuz aynı üniteye çok fazla hasar vuruyor böyle tık 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 tık. Ben eksi 200 gerideyim kanka. Ben de öyleyim de tutarım diye düşünüyorum. Bakalım. Karşıya 2 tane bizon yolladım. Aldığımız gold avantajını burada vermeyelim bari ya. İmdelto onu bilmiyorum balım. Onu artık öğreneceğiz. Yani 35 üzerinden mi bana ödeme yapıyorlar? 8 lira üzerinden mi bana ödeme yapıyorlar bilmiyorum. Ya 8 lira üzerinden diyor herhalde. İnan bilmiyorum kankam. Bana artı 100 yollamışlar. Güzel. Artı 100'e 2 tane işçi basarım. Benimkiler alıyor mu peki? Yok. Benimkiler yaramıyor abi düşmana. İyice biriktirip yollayalım kanka. İyice biriktirip yollayalım. Ben 13'le yollayacağım ya. 13 evet evet. 13'le beraber yollayalım. Düldül, healer, köstebek. Healer yollamayacağım ben. Benimkini arkadan avlıyorlar. Nasıl oldu ya? Neyse sen tuttun. Tuttum. Sıkıntı yok. Ha bende fazla büyü yoktu doğru ya. Aa bende de bir tane büyü vardı kanka. Ben yine şansa kadere iyi tuttum herhalde. Neyse bu turdan sonra en erken 15'te büyü istiyor. O araya büyücüyü hallederiz ya. Hallederiz ya. Evet, Tower Defense oyunu gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Daha öncekilerde şey demiştim babuşum, eğer İngilizce bir oyunda yardıma ihtiyacın olursa ve birini bulamazsan yardım etmeyi çok isterim demiş Arda Ayten. Ardacığım çok teşekkür ederim bu arada, kusura bakma babuşum, ne yazık ki geç gördüm yazdıklarını. Çok teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın, eyvallah. Şuralara bir iki deniz yılanı daha atalım. Ayda not enough gold diyor, yetişemiyorum. 13'te yollayacağım. Başka ne yapabilirim? Onu yaptık. Şu arkadaş var. Parayı bekletiyorum. Üzerime kimse bir şey yollamamış garip bir şekilde. Bana 80 geldi. Ben de bir tane basayım madem ya. Geçenkinin yarımını hesaba katarak. Çok tankladı ya bana yolladığı şey. Tank sorunu yaşıyorum. Sen de tank olarak kullanabileceğin healer'ı da tank olarak kullanabilirsin, bak aklında bulunsun. Healer'ın da ağır zırhı var, o da tank olarak kullanılabilir. Ha, öne koyabilirim yani. Tabii ki. Ağır zırh yazıyor baksana. Healer'ın üzerine gel bak. Seken iyileştirme yazıyor ya, o yüzden birazcık arkaya koymayı düşünüyordum da. Hallederiz ya madem. Hadi alırsın. Aga be. Çok iyi. Bizim krala mı dönsek acaba? Krala mı dönelim, düşmanı mı zorlayalım 13'te? Ben düşmana bastım bir tane gözümcek. Benimkileri avlarlar, ben o yüzden bir tane düldül basacağım. Çekiç basacağım. Sonrasında kalanı da krala basacağım. Aa, benim para yattı. Nasıl böyle senin paran geldi değil mi şeyden? Aynen. Kardeşime de hayırlı olsun. O parayı ezme zamanı şimdi. Şimdi madem bunlar tanklıyor şöyle koyalım. Şunu da şöyle yapalım. Seni de şöyle yapalım. Şu arkadakiler büyücü olacak arkadaşlar. Bu arkadakiler büyücü olacak. Eksi 160 içerideyim, inşallah tutabilirim. Full krala basmışlar bu arada. 3x krala basmışlar. Ben çok rahat tutacağımı düşünüyorum ama bakalım. Evet, çok rahat delindim abi. Niye böyle oldu? Kanka bu robotların belli bir özelliği var matkap golemlerinin ama çok hatırlamıyorum ne özelliği olduğunu ya. Ben delebildim mi peki? Olabilir, olabilir. Bir kill alma ihtimalimiz olabilir. Sen yandaki çocuğu delmişsin. Bayağı bastım ona ben çünkü abi, baksana. Ben de buradakini deldim kanka ama ben de... Yok, ben gidik değilim, tamam. Tamam, ikisi de delindi. Ya bu turu yatarlar ya da çok tatlı hasar yerler kanka. Bence yatarlar ya, baksana. Gözümcek var benim arkada. Evet ama kralın atağı da full. Yani gözümceğe dalarsa yatıramayabilir de gözümcek ne kadar hayatta kalırsa o kadar iyi. O deldi bile ya. Bak ilk onu bitirdi. %28. %20. Tüh be. Ama bu bize çok güzel gold avantajı sağladı kanka, öyle deme yani. Şu an düşmandan yaklaşık 400 gold falan öndeyiz yani. Ahtapotlara kadar biriktirelim, sonra bir basalım. Acaba diyorum kralı da yapmasak mı, es geçmesek mi? Geçmeyelim. Ben bir tane kedi fullledim. Bir kedi daha basarız şuraya. Kralı fullleyelim mi yoksa düşmana mı oynayalım yani 15'te biriktirip? Onların büyü vuranı var mı ya, ona bakmak lazım bak. 15. turda büyüden yiyecek eleman. Şu doğru 200 mityumun birikti, o 200 mityumu değerli kullanalım. Bana kimse de almamış. Ama sana gelenler olmuş. Ya benim yolladığımda çok az bir büyü vuran var. Kanka karşısı büyü vuramıyor. 15'te kesinlikle basıyoruz bunlara. Bu tur bu arada elinden geldiğince işçi almamaya çalış. Gelecek tur 2x'e çıkıyor ya zaten. Hı-hı. Hiç yok yere para kaybetmeyelim. Şimdi ahtapotlar önden tanklayacaklarına göre. Ama arkadan vuranları da herifin deniz yılanı avlayacak. Adamın da deniz yılanı var benim gibi. Ben şöyle bir şey yapacağım. Hayalet yollasam tüm otomatik saldırılardan daha az hasar alır diyor. Bir tane hayalet yollayayım elemanlarla beraber. Sızdırdı kendi kendine. Evet, bu tur vuramadı. Bu tura darbe demeyici gerekiyordu. Gelecek tura da büyü demeyici gerekiyor. O adamın bayağı ön saf full darbeydi ama halledemedi demek ki. Emre çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok çok teşekkürler. Eyvallah. Şimdi 400 gold'luk bir upgrade basabiliyorum. Şu kediyi bir fullleyeyim. Bir lag girdi sanki. Ben iyiyim şu an. Büyücüyü nereye basalım? Büyücüyü de arkaya basalım ya. Büyücüyü de arkaya basalım. Ben bir de bunların daha az yemesi için, daha az damage yemesi için bir köstebek yollarsam kendimi çok iyi hissedeceğim ama köstebeğe yetişmeyecek galiba. Yetişecek mi? Yetişecek mi? Yetişecek mi? Abi yetişti. Güzel. Karşısının bana artı 40'ı var bir tek. Şu deniz yılanları çok problem arkadaşlar. Bunlar sizin arkada yolladığınız üniteleri bir bir avlıyorlar. O çok büyük problemdi. Hayaletimize ne oldu? Hayaletimiz yaşıyor mu orada? Bizim attığımız hayalet. En erken hayaleti devirdiler galiba. Peki biz ne alemdeyiz board'ta? Yapıştırdık, yapıştırdık, yapıştırdık. Şunun öldükten sonra dirilmesi çok işe yaradı. Aha, tamam, bu tur bittiler kanka. Baksana, ahtapotların canı full, bu tur bittiler. Bitti bitti ya. Ben tuttum bu arada, seninkini de tutarım. Baksana, ben tam kadro arkadayım, tam kadro geride bekliyor. Çoktan yani bizimki varana kadar zaten adamlar öldü. Eline sağlık kankacığım, ilk winimizi aldık. Varsibim hoş geldin. Prime'a abone olduk, sana aboneliği nasıl yapacağız Prime'dan? Bilmiyorum, maalesef bilmiyorum hacım. Abone ol deyince orada normalde ücretsiz abone ol yazardı zaten. Kapalıysa birkaç gün sonra açılıyor diye biliyorum. Aynen bak, birkaç gün sonra açılabiliyormuş. Sıkıntı yok canım, hiçbir yere kaçmıyoruz, her gün buradayım, çok teşekkür ederim. Ve Efe Demir, okuldaydım, Viyana'dan selam, ders başlıyor ben gidiyorum demiş. Efe'cim iyi dersler canım, çok teşekkürler, eyvallah. 7 gün sonra mı? Vallahi bilemiyorum. 7 güne gerek kalmadı. Varsibim Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katıldı, hoş geldin. Girelim değil mi? Devam edelim. Best of 3'yi yapalım. Girelim girelim. Aynen. Bayağı win alıyoruz bu arada, farkında mısın? Hiç böyle ağlayarak zırlayarak ölmüyoruz ha. Maşallah maşallah. Maşallah. Şimdi yok olmayalım. Varsibim çok teşekkür ederim bu arada desteğin için. Eyvallah. Artık böyle yayın tekrarlarını anında seyredebilirsin. İyi günler Rosvan, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Wizard of Legends'i bilmiyorum, hayır. Valla 8 liraya abonelik gayet iyi. Bir de bunun şöyle olması çok güzel. Bu sabit bir şey oldu galiba. Eğer yanlış bilmiyorsam. Belki yanlış biliyor da olabilirim de emin değilim. Hani ya şu şekilde bile bir yöntem izlenebilir. Atıyorum Prime avantajından faydalandın. Aylık 8 liraya abone oldun. Sonrasında hani aboneliği devam ettiremiyorsun çok arttığından dolayı. Abi yeni bir hesap açıp gelirsin ve aynı düzlemde devam edersin. Aynı düzlemde. Hani sürekli abone olma imkanın olur. Sürekli reklam izlemeden yayın tekrarlarına anında erişerek faydalanabilirsin. Bu çok güzel bir şey zaten. Yani çok çok iyi oldu ya. İnşallah hep devam ettirirler. Abi. He canım. Bız bız geldi. Abi. Ben bız bız artık şeyim ya. Almadım bız bız o yüzden. Abi sıçan bızına be. Bizi bitirdi be, bizi bitirdi. Ama ben şu an kartlar arasında seçim yapamıyorum. Aslında çok fena da gelmediler ama bir zarlasam mı? Zarlasam et. 30 saniyem var, çabuk. Tıp tıp şunu bıraksak. No arcane defense. No arcane defense. Gizli defansın yok diyor. Bunu bırakıp şunu bıraksam. Tamam tamam, hallettim ben bunu da. Çok tedirgin oynadım, hayırlısı bakalım. Çok tedirgin oynadım ama ben varım. Senin şu larva özürlü doğmazsa çok iş yapar da o larvayı nasıl doğuracaksın? Bakalım, yapacağım bir şeyler ama. Krala falan basmadılar. Karşıdakiler pire miydi peki, onu gördün mü? Değillerdi ya. O zaman hallederiz ya, o zaman hallederiz. Merhabalar Indian Grandpa, hoş geldin. Elite Archer arkadaşlar tamamen kullanıma bağlı. Yani ben bu board'umda Elite Archer'i koruyabilecek potansiyele sahip değilim. Yapabileceğim en mantıklı hamlenin de koruyamazsam almamak olduğunu düşündüm. Arkaya bir tane deniz yılanı alsam. Ben bu ikisiyle tutarım diye düşünüyorum abi. Baksana bir ya. 200 baksana puan, gerek. 220 puan. Seninkiler tutar kanka ya. Bu tur gelenler zaten darbe hasarından çok yiyorlar. Seninkiler darbe vuruyor. Bir de kaos savaş tazısı çıkarıyorlar. 4 kişisin aslında board'da. Aynen aynen. O yüzden bir şey yapmadım. Bana artı 20 salyangoz geldi. 0.5 yaz. Tamam, çok rahat tutuyor ya. Abi dediğim gibi sen aslında 4 kişisin. Bu arada eğer bir buff verebilirsen onlara, şu an elinde yok da misal kasabın var diyelim. Bunların doğurdukları savaş tazılarının da can çalması oluyordu. Acayip bir şey yani. Onların ürettiği canavarın da hasara sahip olması çok iyi. Turlar hızlı geçti. Yetiştirebilirsem bu tur bir tane çirkin atalım karşıya. Büyüden hasar yiyor. Bizim eleman büyü vuruyor. Şu bitkinin yanına bir şeyler koymak lazım. O bitki orada avel gibi kaldı. Bu tur dişimizi sıkıp aslında gelecek tur için bir çamur adam falan bir şeyler koyabiliriz sanırım. Ben çirkini attım bu arada. At 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 at. Geldi benimki de. Evet, ben bu tur dişimi sıkacağım dedim, hiç adam koymadım borda, bakalım. Bana onlar da çirkin yolladı, muhtemelen geçiririm ben. Ben alabilirim kanka, ben alabilirim. Evet, ben kıç payı aldım ama. Ben bayağı geçireceğim. Yani ne kadarını temizlersen bizim için o kadar iyi. Patladı biri. Hı hı. Öteki de patladı kanka. Tamam tamam. İkisi de double patladı. İkisi de double patladı yani. Ben muhtemelen şu deniz yılanıyla tutamayacağım gelen elemanları ama onların kralı vurduğundan çok daha fazla biz onlara vuracağız. Öyle bir avantajımız olacak. En azından şey olmaz, böyle çok aşırı gold farkı olmaz. Valla ilk turdan baksana kanka adamların kralının canına. 38 gold öndeyiz, 40 gold öndeyiz. Ben hiç dikkat etmemiştim o neymiş öyle. Abi tam 67'ye 14, tam 60 gold falan, 50 gold falan öndeyiz ya. Normalde bu tur iyi vurmadıklarını biliyorum. Yani bu çamur adamın iyi vurmayacağını biliyorum chat ama... mecburiyetten alıyorum. Arkaya deniz yılanı iyi olabilir mi? İyi olabilir abi. Arkaya bir de deniz yılanı alalım. Biz çirkini çok güzel yolladık. Şimdi yani akılları varsa, onlar da bize çirkin yollamışlar. Şimdi akılları varsa şey yaparlar. Kralı oynarlar diyecektim ki. Kralı oynamadılar, bizi oynadılar. Yani bana. Bu sefer de sen düştün. Yok sen aslında. Yok tuttum. Yani deniz yılanları yok ediyor ya. Kanka deniz yılanlarının olayı o. Arkadan pusuyorlar. Bunlar tam geçiyor böyle. Ana ordu geçiyor. Arkada zayıflar kalıyor. Çat çat çat. Hemen hızlıyor onları. Selamlar Neutron. İyi yayınlar dileğin için çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Bak bu tur misal boss roundu. Bu boss roundunu alırsın diyor bana oyun. Şu kenara bir tane maske atayım bari. Ya da atmayayım madem, nasıl olsa alıyorum. Kralı oynamak yerine bize saldırmaları da iyi cesaret ha. Bunlar bir saniye, bunların borda bir bakalım da hangi tur saldıracağımıza bir şey yapalım, karar verelim. Bunlar delici hasar vuruyor. Delici hasardan damage yemeyen bir turda şey yapmamız lazım. Kanka bundan sonraki tur için bir şeyler aynen yollayalım. Delici vuruyor aynen aynen. Ne yollayabiliriz? Gergedanlar tanklıyordu. Gergedanlar önden vuruyor. Arkadan vuracak bir şey. Misal 100 birimin birikirse bir topçu çok harika olabilir. Olmadı tırtıllar, böyle tüftüfçü tırtıllar. Aynen, 2 tane tırtıl attım. Ben de 93, ben şeyi biriktirmeye kasacağım. 95 topçu atmaya kasacağım. Ulan geçirmiş ya. Ben dedim ki herhalde tuttu. Baktığımda çok temizdi adamın şeyi. Neyse. Yolladım topu. Güzel. 170 gol içerideyim. 170. Ben tam diyorum bir şey yapacağım. Yetersiz diyor. Ben alırım burayı çok rahat. Fani Mahmut yazıyorum, uygunsuz anlıyor. Peysiz bilgisayar. Olabilir, olabilir. Bilmiyorum. Fani'deki neyi uygunsuz anlıyor inan bilmiyorum. Bizim yolladığımız elemanlara bakalım. O kanka galiba ben bunu yaracağım. Şahi topu gibi vuruyor benimki böyle. Bizans'ın surlara çalışan şahi topu gibi. Senin kertenkelelerinde çok seri vurma durumu var kanka. Çok seri vuruyor. Bir tane daha atabilseydim çok iyi olacaktı da. Olsun, gene aldım ya, deldim. Deldik bu arada. Deldik. Ya kralı yatırmaz da bayağı üzer arkadaşları. Yatırabilir bence ya. Topçu yaşıyor senin. Arkaya vurma şeyi var mı? Kralın arkaya vurma mı? Yok. Büyü hasarını kuvvetlendirmemişler. Ama en çok hasarı vurana yönelecek. Doğal olarak 102 vuruyor topçu. Bu burnuna tükürdüklerim 40 vuruyor. Muhtemelen topçuya döner ama bayağı gol avantajı sağlar bu bize ya. Aa bak, ben şey bilmiyordum. Yolladığın askerlere CTRL'ye basarak özelliklerini görebiliyormuşsun. Hı. Darbe mi vuruyor, delice mi vuruyor? Ben onu hiç fark etmedim. Kanka öldüler bu arada. Ana. Güzel, hızlı bir el. Kardeşim seri mi paketliyoruz adamları? Ne yapıyoruz anlamadım ki. Dakika sürdü lan, bu ne? Aa, vallahi tur 6'da bitti kanka. Tur 6'da bitti böyle, adamlar yamuldu gitti. Herifler bak bizden fazla da usta basmışlar ama. Aratıyorum kral seriyi. Ve Berat, merhaba Samet, bu yeni çıkardığınız oyundan sonra herhangi bir projeniz var mı? Evet. Çok teşekkür ederim bu arada desteğiniz için. Çok sağ olun. İlk aşamada bu çıkardığımız oyunun seviyelerini tamamlamayı planlıyoruz. Hani daha fazla oynanabilir seviye, daha fazla içerik. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İnanın ben kendi çıkardığımız oyunu oynuyorum abi. Hani böyle bir şey izlerken, arka planda maç ararken falan filan böyle çok keyifli bir yapısı var. Hani bir gün 1,5 dakika sürüyor. Yan ekrana alıyorum. Sürekli online alışverişten para geliyor, mağazadan para geliyor falan, çok keyifli. Ve Fortis Fortuna Dwight Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Hacım öpüyorum, hoş geldin. Kusura bakma az önce görmedim. Çok teşekkürler desteğin için, eyvallah. İlk başta bu elimizdeki oyuna yeni seviyeler ekleyeceğiz. Hani elimizdeki oyunu geliştirmeye çalışacağız. Aldığımız fiyatın tamamını hak etmeye çalışacağız. İlk baştaki amacımız bu. Bir yandan düzenli olarak bu oyun gelişirken bir yandan da yeni bir oyun projemiz var. Ama projeden çok bahsetmeyeceğim çünkü araklanabilme ihtimalinden çekiniyorum. Ne yalan söyleyeyim, böyle burada hiçbirinize bir ithamda bulunamam tabii ki ama. Ya bundan sonraki çıkacak oyun, ikinci oyun hazır asetler kullanılarak yapılacak. Hani çizimler böyle bu oyundaki gibi el yapımı değil de daha böyle nasıl diyeyim, sanatsal çizimler falan kullanmaya çalışacağız. Keyifli olacak diye düşünüyorum ya. Ünlem bizim oyun yazarak ulaşabilirsin oyunla alakalı projeye. Yeni oyun türü Taygun mu FPS mi? İnteraktif desem sanırım çok yanlış olmaz ya. Kararlarına göre şekillenen falan böyle. Yo, diğer oyunu daha geliştirmeye başlamadık işte. İkincisini geliştirmeye başlasak daha rahat anlatırım da. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız diye videosunu çekerim hatta direkt. Ama daha hiçbir şey olmadığı için, böyle hiçbir bok ortada olmadığı için çok şey yapamıyorum. Şunun büyü hasarı çok iyi olur. Bu mana doldurur. Ama bu fener balığıyla harpiye mana dolduramaz. Çünkü fener balığının da harpinin de kendi manasal özellikleri var. Ve PP'yi almasan şeyin yok, fighter'ın yok diyor. Büyük domuzu salla abi. Büyük domuz hiçbir işime yaramaz. Full deliciyiz. Full deliciyiz. Bir tane darbe hasarı vuran yok. Bizi var ya burada mahvederler ya. Bir rol atalım da madem. Ben bir lavaboya gidip geliyorum abi. Tamam kankacığım. İyi yapmışsın. Kalkan balığı 2 tur tutabiliyor muydu ya? Evet, 2 turu rahat tutuyordu. Tamamdır. Ben işçi abanayım birazcık. Hazır vermem, bekletiriz, merak etme. Büyüde çiçek var zaten. Allah'ım. Arkadaşlar kartlar Turtungen Şitrayze geldi. Kartlar acayip tırt geldi. Ne halt diyeceğiz ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Koça önden tanklatacağım. Koçun arkasından da bir yandan fener balığını geliştirip böyle sağlam damage çıkartan bir şeyler yapmaya çalışacağım. İşin açığını söylemek gerekirse şu an bütün gücümü borda yüklediğimin ben de farkındayım. Yani işçi basmamın gerekli olduğunun ben de farkındayım ama balık gelişecek dedim. Balık direkt damage yiyor burada. Aa bak, bu balık mana kazanacak sürekli. Kazandığı manayı bir sonraki seviyeye arttırıp köpek balığına falan dönüşecek. Bu eleman çok ileriye dönük bir yatırım yani. Bu elemanın böyle erken vadelerde ölmemesi lazım. Darbe hasarı vuran yok. Büyü hasarı için sadece bal çiçeği koyabiliyorum. Sıkıntı abi. Board nereden baksan sıkıntı. Bizim çıkardığımız oyun mu? Bizim çıkardığımız oyun 10 TL olacak çıktığında. Normalde 11,5 ama %10 indirimle 10 TL karşılığında oyuna erişebileceksin. İlk çıktığı zaman 10 olacak yani. Oyunun oynanış süresi olarak saatini soruyorsan, rushlasan bile 5-6 saatte zor bitiyor şu anki hali ya. Halkan balığı tutuyor muydu tek başına abi, emin misin? Kankam bir şey yollayıp yollamamasına bağlı ama tutuyor diye biliyorum yani, bende tuttu. Neyse ben bir tane proton atayım da. Ne bileyim, bayağı zayıf gibi gösterdi de. Karşıya Türk gelmiş bu arada, iyi oyunlar diyor. Ha sağ olsun. Bende şey kapalı kanka ya, benim chat banım var, böyle birine sövdüm mü hatırlamıyorum. Bende ne chat gözüküyor ne şey alarm gözüküyor. Ölmeyeydi iyiydi be. Mana kasamayacak şimdi, tüh. Ben bu arada tur 3'te bir bok yollayamayacağım. Benim şey de olmadı. Ben çok geç bastım askerleri. Ben yollayayım mı? Şunlar da mana tutsun. Aslında 55'teyim kanka. Ben de yollayabilirim belki. Yetişir mi sence 10 saniyeye 4 mityum? Bence yetişir. Sıraya koy hemen. Geldiği gibi bak. Aldım. Artı 1 de 58. Yolla kanka yolla. 59. Son 3 saniye. Geldi mi? Geldi. Güzel. Onlar krala basıyorlar. Onlar krala bastıkları için yollayamayacaklar da biz onlara yollayacağız. Abi şimdi hangisi kill alırsa alsın ikisi de mana kazanacak. İkisinin de mana kazanması güzel bir şey ama asıl mana kasanın erkenden early'de ölmesi hoş değil. Bu arkadaki arkadaşı bir geliştirmek lazım. Peki bizim çirkinler ne yaptı? Biz aynı taktikle yatırdık mı elemanları? Alan vuran maskesi falan var benimkinin ama yatırdım galiba. Kanka ikisi de yerde. Oh bayağı geçirmiş hem de. İkisi de yerde. Çok güzel. Bak senin healer atmanın board'a da avantajı var. Hani diyelim sen tuttun, ben geçirdim. Ben geçirdiğim zaman şey yapacak işte, senin adamlar benim ordu üzerlerine yürüyene kadar sürekli heal'layacak kendini. Abi 45 gold öne geçtik. Artık 45 gold kastık. Gelir gelsin diye erkenden salyangoz koydum ben bir tane. Bu yılanlar ne işe yarayacak Samet? Board'un ortasında. Önüne koydun. Hem harpi hem yılan aynı anda almamam gerekiyordu benim ya. Öne tank olarak koyabileceğim bir şey yok. Acı çekiyorum Olgun. Geçer. Abi takma. Benim çarları bir gördün mü? Hiç bakmadım bakayım. Tam abi takmalık çarlar geldi. Hepsi delici vuruyor kanka. Oha, zarladın mı? Zarladığım halde böyle, evet. Öne şey çiçekten koy bari, o çiçek iyi tanklar. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ya iyi ama hani deliciler vardı bayağı fazla. Bir deniz yılanıyla harfi yeterdi zaten. Ben seçmedim ki. Böyle geldi, ben seçmedim. Öyle geldi de. Yani bize gelir bu, anladın. Kardeşim oluru bu. Bu akrepler fazla vuruyor muydu? Bildiğim kadarıyla hayır. Yavaş tıngır mıngır vuruyorlardı diye hatırlıyorum ben. Ben bir riske girdim, larvayı koydum. Önde büyücüm var. Krala basıyorlar ya. Bana son anda basmadı ya. Aa sana 80. Evet evet. Bana çok kanka çirkin var, çirkin var. Senin larvayı evet, evet. Özürlü doğacak ben. Çocuk. Ve bu turun biliyorsun normalde hakkı büyü demeci ve bende büyü demeci yok. Ama seninki ölürken etrafa bir patlama hasarı verecek en azından. Canları azalacak, kralı kurtarabiliriz yani, öyle bir durumumuz var. Bir de bunların board'ta ne var abi bunların board'ta? Bunların board darbeye çok vuruyor. Bunlara bir şeyde vuracağız, 7'de vuracağız kanka. Tur 7'de healer'ıyla mealer'ıyla. Oyun dondu mu sende de? Yo. O zaman benim ya yayın gitti ya oyun dondu. Oyun normal şu an. Diğer dalgaya geçtik yani. 30 saniyesi var. Koçun yanına şunu koyalım ya da bir saniye. Balıkçıyı bir upgrade'leyelim. Ya bu tur vuracak elemanım yok. Koç sayısını 2 yapsam peki? Gelecek tura hazırlan, 7'de vuralım bunlara. Ve Ömer Kral Prime'a katılamıyorum. Ödeme sorunları yaşıyorum sanırım. Bilgin varsa yardımcı olur musun? Veya chatte bilgisi olan biri varsa bana yönlendirebilir misin demiş. Ömer'cim desteğin için çok teşekkür ederim. Ünlem Prime yazdığın zaman minik bir açıklamayla beraber bir link var ama yani sana yardımı dokunur mu inan bilemiyorum. Ve Berat Samet seni Steam'den ekleme şansımız var mı demiş. Tabii ki tabii ki Steam'de bayağı yerim var. Hem abonelerime eklerim hem size ekleyebilirim. Steam'de bayağı yerim var. Ve Rear Sickness, Seren Babuş, sınav zamanı seni izleyerek motive oldum. Güzel bir bölüme yerleştim. Ve bunda senin payın büyük, sevgilerle var ol demiş. Azmine sağlık balım. Azmine sağlık. Estağfurullah, senin tamamen bireysel başarın, el emeğin. Tebrik ederim. Başarılarının da devamını dilerim. Ben bir köstebek healer bir şey düşündüydüm ama. Bastım topçu. Ben bir şey attım, bir çirkin attım, bir topçu attım. Hadi hayırlısı bakalım. Elemanlar gene krala basmış. Kralı bunlar fullleyip sonra bize dönecekler ya. Tamam. Abi nasıl temizliyorlar şu arkadaki maskelere baksana. Maskeler çok feci temizliyor ya. Hele şu buff almış bir de. Bu birim %20 hızlanıyor. Neden? Kanka benim plan yattı. Yani... Adama gevura vurur gibi vurdum ama yattık. Selim Batuhan 37 Prime'ın avantajını kullanarak 24. ayını kutlamış. Batuhan'cığım hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Adamın 2 sene olmuş. Evet yani kesinlikle aramıza yeni gelmiştir değil mi? Kardeşim anahtarı nereye bırakayım? Anahtarı nereye bırakayım istersin? Teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Paderde verecekler elimize. Kobralar yerdeydi değil mi? Evet kobralar yerde kanka. Kobralar yerde. Gelenlerin hepsi yerde ya şu ileri turun. Hoy. Böyle bir şey yapsam saçmalamış olurum. Boşa para basarım. Kanka var ya. Böyle kıt kanaat kıt kanaat adam basıp duruyorum. Benim gelir iyi durumda şu an ya. Yani şey değer daha doğrusu. Gelir değil de. Ya benim değer de iyi de şöyle bir sıkıntım var kanka. Benim şey damage'im yok. Benim darbe hasarım yok. Benim full delici. Ben bir şekilde tutarım ya. İnşallah. Umudumuz o yönde. Hadi harpiler. Hadi harpiler. Kalabalıksınız anam. Beşiniz birden vursanız patlatırsınız. Samet istek attım. Nikim Henskurt. Kabul edersen sevinirim. Tabii kabul edeyim. Ve Arda Yücel Gürbüz Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Hoş geldin Arda. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Henskurt, şöyle bir kabul ettim isteğini. Şöyle yapalım. Yeni gelen aboneler için abone odası vardı değil mi bizim? Discord'da mı? Ha, Discord'da. O odaya böyle Steam linklerini atsınlar. Biri de bana atsın. Ben herkese seri seri arkadaşlık atayım. Evet Max, maalesef bende de oluyor. YouTube'da bütün videolar takır takır ama Twitch'teyken sorun olabiliyor. Bunların arkasına bir ejderha yollasam mı acaba? Gerçi board'u yiyorlardı ya. Bence Büyük Baba'da basarsın abi. Biraz daha biriktir. Tamam. Büyük Baba'yı patlarsın. Büyük Baba'da zaten var ya, çok feci avcumuza verdiler diye düşünüyorum ama hayırlısı. Ben o yüzden board'a abandım biraz ya. Büyü hasarım 0. 11. turdakilere hiç vuramayacağım. Bunlar alan vuruyor ya. Büyük Baba'nın arkadan bize vururlar. Bence ben Büyük Baba'nın atağını güçlendirmek için onunla beraber böyle düldül falan göndermem lazım. Arkadaki ejdere falan bunlar çok feci hasar çıkartırlar. Ben benimkine bakıyorum da o da sıkıntı çekecek gibi. Güzel bir şeye basabilirsem eğer. Cadı yollasam, cadı full kurbağa spamler ama şey yapabilir. Tepe göz yollayayım ya. Tepe göz yollayayım elemanla beraber vurması için. Bu arada arkadaşlar, bunlardan birini köpek balığına çevirdiğimde acayip bir atak damage artıları olacak. Yani 100 manadan çarp 2 ile artı 200 atak fazlalıkları olacak. Bunlardan biri köpek balığına döndüğünde, yani ölmeden kasabildikleri kadar mana kassınlar. Şu an temel amacımız o. Harpilerden birini atamadık. Sağlık olsun. 2 tane healer mı? Oo, bana healer ve keşiş geldi. Ama vicdanlısız. Healer ve ejderha geldi. Kanka 2 healer. 2. Abo. Ama heal etkisi steklenmiyor ki. Boşa bastılar aslında. 2 healer basmaları iyi bir şey de keşke yani şey yapabilseydik. Kralı mıralı devirebilip arkadakine vurabilseydik. Peki benim yolladığım tepe göz ne oldu? Öldü. Onun ejderhası beni üzdü ya. Ha, sen de mi düşürdün? Aa, ben de düştüm ya. Ah be. Ama karşısı 3K canlı falan Büyük Baba geçirdi. Şimdi boku yedik. Onun healer aurası. 3 tane healer var arkada. Adamlar yememiş içmemiş healer'a banmış kanka. Hadi oğlum. Alır canım, kral alır yani. Şey yapmasında bir şey yok, tutar da. Çok hızlı alsın diye şey yapıyorum ben de. Düşmana kaç gold kazandırdı bu? Bizden 50 gold falan öne geçtiler kanka. Evet. Aa, yatırım. Gelir artı 34. Koruyucu melek. Kahraman. Komşu savaşçıların yararlanması için bir defans ve saldırı aurası. Ben kahramanı koyacağım ya. Ama en fazla $1 ne oluyor? Hacı ben onu anlamadım. Ya ben onu bilmiyorum. Bunlar kendilerini bir kötü ettiler ama hayırlısı bakalım ya. Hacı ben krala yükleniyorum. Yüklen abi. Bundan sonraki bütün parayı aldığım gibi krala basacağım. Kralı fullleyelim. Adamlar da kralı fulllemeye oynadı. O artı 100 krala. Baba merhaba. Şunlar köpek balığına döndüğünde çok rahat edeceğiz chat. Şunlar köpek balığına döndüğünde çok rahat edeceğiz. O zamana kadar kendimizi kurtarmaya bakalım. Şöyle bir basabildiğimiz kadar da işçi basalım. Adamların çok gerisinde kalmayalım. Evet, yani kartlar istediğimiz gibi gelmemiş olabilir. Ama yapacak pek fazla bir şey yok, öyle değil mi? Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Hoş geldin dostum. Aleykümselam Deli Fişek Gamer, sen de hoş geldin. Kaç? Eksi 370 mi? Az kaldı. Az kaldı abi. Az kaldı. Biraz daha dayanacağız. Biraz daha sıkacağız dişimizi, vermeyeceğiz canımızı. Abi ben eksi 170 içeride gözüküyorum yine bunlara karşı. En azından can yenilemesini fullledik. Ben de şöyle basayım da. Senin board benden artı 200 daha fazla kanka. Ya ben auralarla şey yapıyorum, iş yapmaya çalışıyorum. Bakalım. Karşısı çok çabuk kesip krala gidiyor ya. Benim yolladığım şey ya birazcık. Spam yapmış hani. Full delicileri var. Evet evet. Onu bir şey yaptım mı iyi iş görür. Ya sanırım zayıf halka o kanka. Ona yükleneceğiz. Zayıf halka o gibi geliyor. Spartaküs Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Dostum sen de hoş geldin aramıza. Çok teşekkür ederim Prime'ını bende kullandığın için ve subscriber olup yayınımı desteklediğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. İnşallah eğlenceli zaman geçirmeye devam edersin. Bak şimdi bu birimin hem hasar azaltması var hem koruyucu buff'u var. Bu ne demek? Bu etrafındaki herkesin hasar azaltması var demek. Bununla beraber eksi 200 gold aşağıda da olsak hala bir umudumuz var. Sanırım bunlar bu tür yüklenip bizi parçalamayı deneyecekler kanka. Allah beni parçalayabilirler ben. Eksi 265 gösteriyor bende, sende? Bir dakika. Bende 185 oldu son anda bastıklarımla. Evet artı 200 yollamışlar kanka. Bana şaman gelmiş abi, geçmiş olsun. Şaman mı? 320'lik evet. Şaman. Evet evet. Hadi bir şaş kaza ben burayı kesersem. Şamanlıyla uğraşacağız bir de değil mi? Evet. Ya gene bayağı indirdim de. Oo sen daha da şeysin şu an. Abi galiba benim... kaybettim. Başaramadık abi. Bana da bu tur başaramadık gibi geliyor ya. Hani iki tur çok rahat indirdik adamları. Abi bir şey söyleyeyim mi? Tamamen kartlardan kanka yani. Şu an ya flame yapmak ya da ağlamak için değil de bana gelen kartlarda büyü hasarı yok, darbe demeci yok. Her şey delici de tutabilir. Şamanı bence indirdi. Tamam. Köstebek duruyor orada ya. Köstebeğin de bir vuruşluk canı var kanka. İşte buna yaşamak denirse yani düşmana artı hayır, 300 gold. Tutsan olur, tutmasan olur. Aynen şu saatten sonra tutsan ne, tutmasan ne. Ha biz onlar da geçirdi. Oğlum biz bitkisel hayata girdik lan. Baya baya. Bildiğim bitkisel hayattayız şu an. Evet yani fair play çerçevesinde oynamadılar. Ve Arda Aytan, babuşum Days oynamayı düşünür müsün? Öğrenmene yardımcı da olabilirim istersen tabii ki ama sen bilirsin. Bir de senden bir Civilization 6 görür müyüz? Türkçe yaması da var demiş. Olabilir. Çok teşekkür ederim. Ve Merderan Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Hoş geldin. Teşekkür ederim Merderan, hoş geldin. Evet, kralı şey yapmışlar komple, kralı güçlendirmişler. Benim karşımdaki hiçbir şey basmamış gene, abanacak. Evet, evet, evet yani muhtemel. Kralı fullledik de kral bitkisel hayatta yani, ne kadar fullersen fulle. Abi delicinin damage çıkardığı turlar çok iyi iş yapacağım da geri kalan turlarda ben patatesim. Tutmayı başardım. Ahtapotlar sağlam hasar veriyordu değil mi? Off tank. Hem hasar hem şey. Sende 190 mityum var. Aynen. Bizim zayıf halkaya vurmaya oynasana ya. Ne atsam ki işte. Adamın full okçusu var. Şey yapabilirsin. Böyle bir tanklarını hızlı indirmek için arkaya bir ejderha falan. Ama da olur. Ben bir yavaş şey yaptım. Ben kralı fullledim bu arada. Tamam. Abi ataklar falan çok iyi de işte. Şu öküz gibi böğürtüyorlar bizi. Anlamadım, ne kadar tank atarsam atayım olmuyor ya. Bendeki eksi de düzelmiyor kanka. Sürekli eksi 500, eksi 600. Ha bana gene bastı. 340 bastı. Şamanlı var yine. Ha, yok şaman değil şey. Ejderha çirkin. Duldul. Ya bizim tanklar ne çabuk eriyor arkadaş. Bu tura büyü damage'i vuran eleman lazım. Büyü vuran bir tane çiçeğim var. Çiçek de alan vuruyor. Surrender. Bu aldılar abi, aldılar. Bu tur aldılar. Canımızı aldılar bu tur, canımızı. Peki bundan sonra hemen seri bir maç daha aratmaya vaktim var mı? Herhalde yeter ya. Oyun kaç dakikada bitiyor? 15 dakikada falan bitiyor. Bakayım. 3 el atmışız. 1 saat olmuş. Her el 20 dakika sürse. Yani ortalama. Evet ya. Çok şanssızdık bence ya. Ya şey, benim yolladığım geçiriyordu ama senin yolladığın tutuyordu her türlü. Çok anormal de bir onlar güçleri yokmuş kanka. Evet evet. İşte biri geçiriyordu, adam geçirmesine rağmen sürekli medium bastı. Hı-hı. Kritik roundlarda yolladı, vurdu kafama benim. Çok şey böyle şanssızlık yani, şey açısından şanssızlık. Elimize gelen kartlar bağlamından çok şanssızlık. Benim darbe damage'i vuran bir tane çarım var. O da 200 altın yiyor. Öküz koyuyorsun sahaya bir tane. 200 altın. Hepsi yarı tank yani. Damage çıkartan adam basamadık ki. Köpek balığı gayet idare etti bir süre. He ya, koç mu ne vardı işte. En büyük çarlardan. Bunlar aynı kişiler mi? Değiller muhtemelen. Aa bak, iyi geldi diyebilir miyim? Kalkan balığını alırım. Kalkan balığı için kimi salabiliriz? Büyücü. Aa, büyücü için de şunu sal. Kanka çok rahat edeceğimiz bir hamle de yapıyor olabilirim şu an. Malak gibi ortada kalacağımız bir şey de yapıyor olabilirim. Kalkan balığı alacağım. Paramı elimde tutacağım. Sonrasında kalkan balığını satıp muz ağacını koyacağım kanka. Muz ağacının sürekli şey var ya. Çivili zırh çıkmış gibi hani. Hem geri yansıtması var, hem böyle menzilli savunması var. Geriye bir yere konuşlanıp onu koymayı bekleyeceğim. Ben harpi dizeceğim. Ben de muz ağacı koyacağım da bakalım. Şey gargoyleler falan çok güzel kanka bak büyü hasarı konusunda. Gargoyleler de çok iyi olabilir. Abi kahve istiyor musun? Kahve vallahi güzel olur balım ya. Olursa çok iyi olur. Vantilatör açayım mı? Kahveyi getirdiğinde açarsan iyi olur. Aleykümselam Uaka, boş geldin. Biraz önce aynı oyuna denk gelmişiz. Eline sağlık. Az önce şeyler kazandı değil mi? Bizim Türk arkadaşın geldiği takım kazandı. Hı hı. Kartlar çok şanssız geldi biliyor musun ya dostum, valla hiç büyü vuran yoktu, darbe damage'i vuran yoktu. Bak bu seferki kartlarımız daha şanslı. O Türk baya sağlam vurdu bana ya. Eline sağlık ya, güzel oynadı. İyiydi iyiydi. Ben bu sefer kartlarıma güveniyorum ama ya. Hani oyun çok uzayıp senin süren sıkıntıya girmezse çok tatlı bir oynanış yaşarız. Çok tatlı bir oyun atmış oluruz. Sorun yok ya. Gecikmeme bir şey etmezler ya. Ha, yok hani benim için şey olmasın diye diyorum kanka. Ha. Görüşmen sıkıntıya girmesin diye diyor. Yok be ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet. Şimdi bak nasıl yapacağım biliyor musunuz chat? Önde 2 tane tank olacak. Ortada 1 tane kasap olacak. Zaten şu an bütün herkesin amel defterini kapamaya yeter de artar bile. Önde 2 tane tank olacak. Arkasında 1 tane kasap olacak. Kasabın arkasında kabuslar olacak. Yan tarafta da büyü hasarı vuran elemanlar olacak. Hem delici hem darbe hasarı falan filan hepsini halledeceğiz. Kanka görüyorsun bu çar doğru düzgün damage yemiyor. Hop bitti. Ha muz ağacı basmışsın. Aynen muz ağacı bayağı sağlam ya. Ya bak kalkan balığı %90 değerle geri alınıyor ya. Board'da sürünmektense kalkan balığını %90 karşılığında geri satıp hemen onu tık tık değiştir. Evet evet çok mantıklı. 3'te basıyoruz değil mi? Yetiştirebilirsem kankam bilmiyorum benim elimden ne çıkacak da. Tamam sen bilirsin. Ben yetişemeyebilirim. 47 var bende şu an 48 var. İstersen 4'te dinozor yollayalım önlerine. Olur sen bilirsin. Uçan kuşların önüne dinozor yollayalım. Bu adamlar bize hiç bastılar mı? Basmadılar. Bu tur basarlarsa sıkıntı. Ha, benim ağacı kesemez ya. Basmış 60'lık prototip basmış. Beni keser vallahi. Kanka ben tekledim senin için rahat olsun. Tamam güzel. Saldıranların hepsini tekledim ben. %70 canla base'deyim. Hiç sıkıntı yok. İstersen öyle 2 grup geçir. Hiç problem değil. Şimdi arkadaşlar işin en güzel yanını size söyleyeyim mi? Bu muz ağacı dikenli tellere sahip. Saldırıya uğradığında alınan hasarın %10'una ek artı 20 hasar yansıtıyor. Ayrıyetten kendisi menzilli bir çar. Menzilli bir çar olmasıyla beraber tık 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 birilerine atak vermeye devam ediyor. Çok iyi bir şey. Ve Arda Ayçan, pekala babuşum eğer Civilization 6 veya Days falan oynarsan seninle birlikte tek seferlikte olsa oyun oynamayı çok isterim. Seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın Ardacığım. Sağ olasın. Eyvallah. Bak düşmana gold avantajı da 16 gold vermişiz kanka. Elimizin kiri. Aynen ya nedir? Bir dinozor atalım karşıya. Bir dinozor atalım. Ben bir tur bir usta basayım. Sahayı yine tutarım diye tahmin ediyorum ama tutamazsam diye acaba yine bir tane de olsa bir destek koysam mı kenara bir yere? Yok tutarız ya tutarız. Bunun arkasına bir kasap koyacağım ya da bir kalkan balığı falan atacağım. Artı 40 yolladı gene bana. Ben yetiştiremedim topçu yollayacaktım. Akreplerle beraber yolla paşam. Ha öyle oldu. Öyle denk geldi. Benim dinozorlu yolladığım galiba tuttu. Dinozorumuz da iyiydi halbuki ya. Salonumuz da klimalıydı da. Nasip. Varsa. Allah'a nasip. Şimdi arkadaşlar iyi para biriktirirsem bu kalkan balığını da satıp yerine muz ağacı alacağım. Ve 2 muz ağacıyla olala. Evet ünitelerimiz bu tur birazcık pahalı. Bu tur birazcık pahalı ama zar atmak istemiyorum. Gayet verimli üniteler var elimde. Hani şu kabus böyle level 2 olduğunda vurdukça kendine daha fazla hasar biriktiriyor. Kasap bu elemanlara can çalma yeteneği verecek. Bir artı 40 daha bastı. Kasap bu arkadaşlara can çalma yeteneği veriyor. Kasabın verdiği can çalma yeteneği de çok iyi. Yani bununla beraber combo neredeyse mükemmel. Yaşasın muz ağacı. Muzun sağlam abi maşallah. Karşısı geçirmiş bu arada. Ha, topçu bastım ya. O bizden aldıkları 16 gold'un misliyle geri alırız. Hadi inşallah. Mardarans çok teşekkür ederim sağ olasın. 6 ay boyu böyle eğer hani 6. ayın sonunda fiyat sana uygun gelmezse şöyle bir yöntem izleyebilirsin. Yani tabii ki karar tamamen sana kalmış ama misal kendininkine ait bir çar daha açarsın, Merdara 2 şeklinde. Yine Prime'ın hem 1 ay ücretsiz servisinden faydalanırsın, hem 6 aylık abonelikten faydalanırsın. Keşke abonelik hep 8 TL olsa ömür boyu. Çok çok tatlı olur. Steel'leri ise oynayacak kapasiteye sahip değilim ne yazık ki, oyunu bilmiyorum çünkü. Buraya bir çar daha basılmalı mı? Şunu satarsam ne gelir elime? 190 gelir. Bir balık daha koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Ben bu tur yatabilirim kanka, bilgin olsun. O bana çirkin geldi. Ben yatmam diye düşünüyorum da bakalım. Benim kendime güvenim sıfır. 6 aydan sonra fiyat normale dönüyor. Tabii ki şey yapabilirsin hani belli bir süre yararlandıktan sonra iptal de edebilirsin üyeliğini. O da sana kalmış bir şey. Bana düşman yollamadı kanka ama ben çarlarım hiç ucuz değil, basamadım. Ben de. Ama birini daha indirmeyi başardım. Bana çirkin attı ya. Bütün planlarımı bozuyor bak bu çirkinle. Şimdi ya ben olur. O adamların bordu sağlam diye düşünüyorum kanka ya. Ben krala mı yüklensek, 7'de bir tur denesek mi adamları? Bana gelir lazım şu an direkt. O yüzden kertenkele bastım 2 tane. Ya o gelen gelirle bir şey koyacağım. Koyamazsam Şinanay da yavrum. Şinanay. Benim muzağacı sayısı 2 oldu. Ama hala yetmiyor. Bir tane kasa attım, bakalım inşallah kasa millete lastik atarsa çok güzel paralar gelir diye düşünüyorum. Evet, doğru düzgün basamadık gene bir şeyler, hayırlısı. Bana bir çirkin daha geldi. Benim bordum çok zayıf kanka. Evet benimki de ya, şu çirkinler yüzünden batıyorum ben. Yani bu tur Allah'tan avantajlı olduğum tur. Bu tur ve bundan sonraki tur avantajlıyım ben. Hadi kasa yap lastiti. Yap lastiti. Yapamadı galiba. Aha yaptı lastiti. Artı 3 altın. Wow. Ben tamam. Tutabilir miyim onu? Tutabilirim sanırım kanka. 2 tane canı güzel olan elemanım var. Sen krala bile gidersin bence. Gerçi gökyüzü kraliçesi varmış. Gökyüzü kraliçesine sandık vuruyor ama. Ve yattı aşağı. Peki şeyi tuttuk mu? Gelenleri tuttuk mu? Hem kralı tuttuk hem düşman kralına girdik. Çok iyi abi, çok iyi. Muz ağacı best kardeşim. Muz ağacı best. Ben şu an board'u yeni düzelttim. Kralı oynayayım mı? Bilemedim. Kobra geçirir miyiz acaba ya? Bu tur deliciden yiyor. Benim alabilme ihtimalim var ya. Ben de bekletiyorum. Arkada bir sürü hatim var yani. Ben biraz krala yüklendim. Artı 60 kadar. Ben biriktirdim abi. Bak şimdi muz ağaçlarının bir de can çalması var. Hem yansıtmalı hasar vuruyorlar, hem can çalıyorlar, hem kabus bunlara geçiriyor. Şimdi benim muz ağaçları 10 numara oldu. Vay. Güzel. Ben çok rahat tuttum, tamam. İyi ki biriktirmişim şimdi. Oğlum bizim kralın canı niye aniden %75'e geriledi? Gerilemedi o. Can yenilemesi arttırdı hani, az bir şey de olsa. Düşmüş gibi gösteriyor ama öyle. Hani kırmızı böyle hasar yemiş gibi gösteriyor ama aslında yemiyor. Sakatül şakşaki bir oyun bu ya. Tank bassam. Bir tank daha bassam. Artı 160 yedim. Köstebek yedim ben de. Sen de mi köstebek yedin? Aha. Bunlar bayağı kanser oynuyor ya. Benim uzaktan vuran elemanım yok diyeceğim de muza ağaçları uzaktan vuruyor kanka. Adamlar benim bug'ımı bulmuş yani. Bekletmişler özenle bu dakikaya. Adamlar benim bug'ımı bulup çalışmışlar bana. Şimdi normalde 160'a ne yapılır? 4 işçi basılır. Ben 3'ünü basabildim. Bir işçi daha basacağım. Kanka ya kıl payı geçiririm ya da şey yaparım. Tutarım. Sende durum nasıl? Ben tutmuşum ama farkında değilim. Ben köstebekle birebir atıyorum şu an. Adamların bu arada bu atağını tuttuysak gerisi yalan ya. Hakikaten ha. Gerisi gerçekten evet. Yalan kanka. Adamların büyük bu atağını tuttuysan. Ama hiçbir bok yapamıyorum kral. Çok güzel. Yani bir tane bile ünite koyamıyorum yere, param yetmiyor. O kadar pahalı mı senin şey ya? Ve Yalçın Meister Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Hoş geldin Yalçın, çok teşekkür ederim. Ünite başı kardeşim 145 gold, yani en ucuz ünitem 145 gold. Artı 60 mı? Kötü yattık. Ama ben bayağı rahat tuttum, güzel. Oo, sen bir şey yollamadın değil mi? Sen bir şey yollamadan geçirdi adam. Ben duldul attım öyle geçirdi. Aa, bir şey yok yollamadan mı geçirdi? Çok iyi, ben bir hayır. Şey yollamadım, hayır. Deldik var ya. Ben full krala yöneldim. Eğer sen şu öndeki birliği tutarsan mis. Tutar çok ya, tatlı çok para rahat. Kasarız. Gökyüzü kraliçesi var mı aralarında? Var. Oo, rahat. Üzerine bir de iskeletlerden büyücü bastın. Saldırı hızı buff'ı veriyor harfiye. Bam, kaç gold öne geçtik adamlardan? Güzel. Yok ettik vallahi. Artı 100 üstü öne geçtik kanka. Ah, yatırım mı bu? He. Savaşçıların %90 ödemeyle geri satabilirsin. Ayrıyetten artı 80 altın. Dev salyangoz. Sence dev salyangoz tacizi zamanı gelmedi mi? Öyle mi diyorsun? Vallahi ben de dev salyangoz tacizinde bulunacağım böyle tık tık dev tık. Dev salyangoza bakmam lazım. Darbe ağır zırhlı. Can sıkar. Tat kaçırır. Öyle mi diyorsun? Ben savaşları %90'a satmayı düşünüyorum ya. Neyse, salyangoz aldım. Muz ağacımızı koyalım. Basalım. Ben vallahi bayağı salyangozladım herifleri. Ben de. Şu kılıç balığını satacağım arkadaşlar ileride. Bir köstebek daha geldi bana. Ama önde kaldığı için muhtemelen aynen. Bütün harfler köstebeğe çalıştı. Ağaçlara bir upgrade vakti geldi gibi. Peki benim salyangozlar iyi tankladı mı? Salyangozlar iyi tanklamıştır umarım. 140 birim salyangoz yolladım çünkü. Oha. 140 birimlik kanka çatır çatır yolladım. Vallahi geçirdi bu arada. Aynen. Seninki de geçirdi. İşte dev salyangoz gücü. Oğlum artık bize ya yollamayıp kralı oynamayı öğreneceğiniz efendi ya da biz sizi burada harcayacağız. Adam olmayan adam ederiz lan. Aynen öyle. Hala 25 yaşında mısın? Evet. Bu konuyla alakalı bir sorunumuz mu var? Aa, bitti lan oyun galiba. Kralın büyü hasarı. Aa. Ya kıl payı alır ya biter. Vallahi bitti. Bit lan. Kanka. Laf attı. Eline sağlık. Eline emeğine sağlık. Çok sağ ol ya. Senin abi. Valla 4 maçın 3'ünü aldık hem de ağır ezerek aldık yani. Tur 10'da, evet. Tur 11'de. Tıkır tıkır indirdik elemanları, eline koluna sağlık. Sen okula geç kardeşim, ben best of 5 yapayım. Bir elde single gireyim salayım. Tamam abi. Hadi iyi oyunlar. Eyvallah, görüşürüz. Dikkat et kendine. Evet arkadaşlar, bir elde kendimiz girelim madem. Best of 5 yapıp sonrasında diğer oyunlara geçelim. Yani bayağı bir maç aldık artık oyunu. Artık sen de Yasin abi gibi yaşlandın. Gadayf olduk. Samet abi 5 yıldır 25 yaşında. Öyle takılıyoruz ya, ne yapalım. Bir tur daha girelim. Ondan sonra oyun değiştirelim. Acayip hoşuma gidiyor çünkü kazanmak, böyle win almak gerçekten çok hoş. Aşağı yukarı işte 5'er 1,5 saatlik bir zamanımızı ayırmış olacağız Legion TD2'ye. Sonrasında belki han işletme simülatörüne geçeriz. Belki diğer oyunları deneriz, bilemiyorum. Ama bugün yine uzun süre buralardayım. Bizim yönettiğimiz bir oyun. Sizin yönettiğiniz oyundan kasıt? Hangisini kastediyorsun? Aşk güzel şey, aşk. Biz aşkın kanatlı süvarileriyiz. İmparator çok fena konuştu. Sakın bana Traveler's Rest oynayacağım deme. Neden? Güzel oyun ama. Arkadaşlar benim o kadar şeyim yok. Ekip toplayabileceğim. Yani gerçekten çok fazla arkadaşım var. Eksik olmasınlar. Her biri gelir. Her biri yayınlara destek olur. Çok çok iyi anlaştığım insanlar var. Çok güzel insanlar var. Ama hani Among Us ya da diğer söylediğiniz co-op oyunları oynayabilmek için herkesin aynı anda müsait olması lazım. Hani o tarz oyunlar bir cumartesi pazar mümkün olabilir. Çünkü ben 10 kişiyi toplayabileceğimi pek zannetmiyorum. Bak Oğuz abi var. Oğuz abi çalışıyor. Alp abi çalışıyor. Yasin işe gidip geliyor. Yani çoğu çalışıyor. Samet az önce gitti bak misal. Adam spor kulübüne gitti. Genelde insanlar çalışıyorlar yani. Bizim böyle şey heyeti umumiye azaları ihtiyarlardan oluştuğundan mütevellit, lan oyun aratan yok mu? Bir el daha gireydik ya. Total War Troy'u bırakmadım ama güncellemesini yapmadım. Twitch'e bağlı bizim yönetebildiğimiz bir oyun vardı. Immortal Redneck'i mi diyorsun acaba? Ben daha öncesinde 2 işte çalıştım Ömer'cim. 2 işte çalıştım. Birinde kasiyerlik yaptım. Kasiyerlik değil de daha doğrusu bir süpermarkette orta reyon görevlisi olarak çalıştım. Diğerinde de bir restoranda komi olarak hizmet verdim. Onun dışında hep genelde okuldaydım yani. Abi bak yine muz ağacı geldi. Muz ağacının olayı gerçekten çok güzel ama ben burada birazcık dengeli bir build yapabilmek istiyorum. Çöl bedevisi güzel. Hem çöl bedevisi hem çiçeği almanın bir anlamı olmaz diye düşünüyorum. Bununla beraber delici ve darbe hasarını vuracak elemanlar gerçekten çok tırtlar. Maske çok güzel bir seçenek olabilir bu bağlamda. Ama delici, maske ve mürit var. Şöyle bir şeyler yapsak yine gelen çarlardan memnun değilim. Mılığımın gırık olacağından anladığınız üzere. Gene gelen çarlardan memnun değilim abi. No Arcane Defense. Ya hadi lan oradan. Gizli saldırı defansını ben nereden bulayım ya? Şu yumrukları falan mı kullanacağız arkadaş? Ne yapacağız anlamadım ki. Bir de zarlayalım bakalım, şansımıza belki bir şey gelir. Bak bu güzel bir şans bence. Bunu sal, bunu al. İlle diyorsun gizli defansı olan bir adamın olsun sahada. Ya hadi bar polsuğu dursun da şunu salıp böyle ağır zırhlıyı alalım madem ya. Maymunu salıp bir şey alabilir miyim? Maymunu salıp bir şey almayalım abi. Maymun iyidir. Şimdi Armadillo mu kullansak acaba yoksa koç mu kullansak? Koç kullanalım, bordu koçun etrafına yağalım. Bir tane ateş elementi mi? İyi, income için krala mı bastın? Tamam abi, yanımızdaki çocuk oynamayı bilmiyor. Yani income için krala bastığından dolayı şimdi tur 3'te, gerçi tur 3'te istesek de adama şey gönderemeyeceğiz. İkimizin de midyum basan adam sayısı az. İkimiz de bordo olması gerekenden önde başladık. Karşıda bir tane eleman komple şeye yatırdı galiba. Komple borda yatırdı. Oo, uğraş babam uğraş. Oyunun adı Legion TD2. Cheese Operation. Hoş geldin. Ardacığım, Discord'la Twitch hesabını birbirine bağlıysa şayet... Hiçbir şey yazmana gerek olmadan doğrudan şey yapabiliyorsun. Doğrudan erişim sağlayabiliyorsun Twitch aboneliğine. Herhangi bir şey yapmana gerek kalmıyor. Peki bu 4 işçi basımıyla beraber ben... Abi yine krala basıyor çocuk. Abicim krala basma. Alo, krala basma. Yanlış yapıyorsun kardeş, krala basma. Gelir için herif krala basıyor da yani düşman basmadı. Düşmanın basmaması ne demek biliyor musun? Biz gelecek tur 2 tane çirkin yiyeceğiz. Ama karşıya böyle cevap olarak çirkin atamayacağız. Sorun. Bak bu tur kafamıza çirkin geliyor değil mi? Eksi 95 gold. Tamamlayamayacağından büyük bir şeyse anla ki büyük bir şey geliyor. Bir tur daha bekleyip dinozor mu atsam acaba? Krala büyü basıyor hala. Bas anam bas bas. İnşallah anlaşabileceğiz bir ara. Arka merkez Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Dostum hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Artı 40. Sorun değil. Halledilir. Halledilir. Artı 40 ile alakalı bir problem yaşamayız. Arka merkez hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Vallahi ben best of 5 yapayım dedim ama 5 maça girmese miydik acaba arda arda? Zaten 4 maçın 3'ünü kazandık. Neredeyse yenilgisiz olmamıza ramak kalmıştı ya. Bu tur bir şey yollamıyorlar galiba. Ya da şöyle 2 tane basalım. Artı 5'iz. Eleman da artı 5. 37 gold fazlalığımız var. Salyangoz falan filan yolluyor herif. Karşısı tuttu değil mi yolladığımız şeyi? Tuttu abi. Tabii ki tuttu. Şimdi büyü hasarı vuran birine ihtiyacım var benim. Çöl bedevisi olsa çok tatlı olurdu da acaba çöl bedevisini koyabilecek miyim? 130 altın birikir mi? Birikti lan. Tamam. Bir tane çöl bedevisi koyarız, hallederiz. Zaten bu tur bana düşman da bir şey basmadı. Pekala. Şöyle kenara koyalım. Ve Aldmeyr Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Hoş geldin. Hoş geldin dostum. Çok teşekkür ederim. Arka merkez sana da çok çok teşekkürler. Eyvallah. İlk ay ücretsiz. Sonraki aylarda 6 TL. Umarım keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersiniz yayınlarda. Arkadaşlar muz ağacı büyük problem. 280 golda kadar biriktirebileceğimi pek zannetmiyorum. Muz ağacı o açıdan büyük problem. Artı 40 bir tane daha işçi basmak lazım. Şimdi öndeki koç ne kadar dayanırsa, bizim aslan parçaları da ne kadar vurursa biz burada o kadar varlığımızı sürdüreceğiz. Bir heal daha bas aslanım. Güzel. Koçun savunması kendiliğinden pullu derilerinden dolayı yüksek ama bir hel daha geldi mi? Geldi vallahi. Ulan koç ölmeden kurtardık. Helal olsun gerçekten. Koçu ölmeden kurtarabilmemiz iyi oldu. Artı 100 gold. Sana ne yapabilirim sana? Şu kenara bir tane adam var. Şimdi bu geliştiğinde bunun konsey aurası gelecek. Konsey buff'ından dolayı bayağı iyi vurabilecek. Benim yolladığım eleman kim bu arada? Benim yolladığım eleman şu. Bu tur bu board'u inceleyeceğim. Çok delici hasarı varsa lağım pisliklerinin olduğu tur bir şey yollamayacağım ki. Çok delici hasarı var mı? Var lan. Var. Üstelik alan vuruyor. Yani lağımların arkasına falan bir şey koymak fayda etmez. Gizli defansı olan elemanı var mı? Bunların hepsinin gizli defansı var. Hepsi de delici vuruyor. Hepsi delici vuruyor. Cık. Delici vurulan tur buna oynanmaz abi. Delici vurulan tur oynarsak kaybederiz çünkü. Güzel, sahayı iyi tutmuşuz. Adama vurmanın hayalini kuruyorum da delici oynuyor herif yani. Bu önümüzdeki 2 turu kesecek. Tur 9'a para biriktirmek lazım. Tur 9'a biriktirmeden evvel ben krala basacağım ki Mithyum gelsin. Tur 9'a kadar zaten birikir er geç. Peki şu maskelerden birini böyle yükseltsem, cehennem maskesi yapsam, İnşallah güzel etki eder. Bana da öyle geliyor. Hepsi uzaktan vuruyor. Anca 9, yani 9'a biriktireceğiz. Artı 60 geldi. 0,5'te borcumuz olacak. Hallederiz. Şu cehennem maskesi iyi oyalıyor. Abi hel bassan çok tatlı olur aslında. İkiniz birden ölmeyeydiniz, iyiydi. Maskelere upgradeleseymişiz, iyiymiş. Etrafındakileri temizle, alabilirsin lan belki. Bak büyükler temizleniyor gibi. Ah be, ah be. Yani alırmışız da aslında. Ki aldık. Kaç gold verdik düşmana? 11. 11 gold verdik düşmana. Sağlık olsun. Bu turda delice hasar lazım. Bence düz maskelerin hiçbir avantajı yok ya. Full normal maske kullanalım. Tur 9'a da bu gümüş balıklarının yanına adam basmaya çalışalım. En mantıklısı bu gibi geliyor şu an. Evet, bizim tanklık hiç oldu. Tamam, bu elemana garanti gelecek tur sallıyoruz ya. Köstebek sallamaya param yeter mi acaba? Birazcık daha uzasa tur. Şimdi 32 saniyede 20 gelir mi acaba? 20 goldluk bir gelire erişebilir miyiz acaba? Aklımdaki sorulardan biri o. Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Bunlar bu tur gelen saldırılardan yemeyecekler. 94. 195'e yok, koyamıyoruz kum porsiyonu. Bir saniye. Sanırım şey gidiyor. Sanırım köstebek gidiyor abi. Köstebek gidiyor bu tur. Çok iyi. Artı 80'e biz ne yapacağız ki? 100 gold içeride başlayacağım. Alabileceğim çar yok. Artı 80. 2 adam basmak lazım. Artı 80'se adam. Peki bizim yolladığımız köstebek işe yarıyor mu? Vallahi yaradı sanırım. Sanırım yardık. Peki düşman bizi yardı mı? Abi büyük ihtimalle düşman da bizi yardı ya. Bizim saldırılar hep uzaktan. Ben düşmanı 72 ile yardım. Düşman beni kaçla yardı? 57 ile. Bizim çocuk da uzaktan vuruyordu. Nasıl aldı acaba ya? Neyse, en azından krala ulaşamadılar. Ama benim saldırdıklarım da krala ulaşamayacak. Öyle bir sorun var. Aradaki para dengesi. Ha, şu an biz öndeyiz. Tamam, biz birazcık daha önde kapadık. 200. Şu kralı fullleydik, iyiydi be. Ya Şevket'im hoş geldin balım. Yasin de burada galiba. Hop. Tamam, atağı fullledim. Yani benimkiler bayağı tank. Umarım işe yararlar. Şu arkadaki maskelere güveniyorum biraz. Bak, saldırı hızının %20 daha fazla olmasına falan. Paso arkadakilere güveniyorum ama nafile galiba ya. Yandaki de geçirir, ben de geçiririm abi. Allah'tan bizim atak hızımız full. Bizim şeyler geçirir mi? Elemanlar geçirir mi? Şu herif tutuyor. Bu herifin nasıl bir şeyi varsa artık. O tutuyor. Biz ikimiz de geçirdik. Hoy. Abi düşmanın alacağı gold avantajını şu an var ya, söylemek bile istemiyorum ya. Yani kralın atağı falan full, birazcık da can yenilenmesine basmamız lazım. Düşmanın alacağı gold avantajını söylemek bile istemiyorum. Vallahi Şevket'im, nasıl olayım balım, seni gördüm daha iyi oldum. Sen ne yapıyorsun canımın içi? İyisindir inşallah. Aa, bizimkiler de gitti krala. 30 gold falan öndeler bizden, 30 gold. 120 altın yatırıp 3 tur sonra geri al. Abi yaşama şansım yok ki. Yaşama şansım yok ki öyle bir durumda. Nasıl yapayım onu? Hiç böyle upgrade'e yeltenemez miyiz misal? 355 bunun upgrade'i. Bunun upgrade'i kaç? 355. Bununki 255. Bak, bu bir müttefikin ruhunu kutsayıp heal atmasa da maksimum canını arttırıyor. Lan şu kralla alakalı şeyleri fullleyeydin lan. Gaskoz. Bu tur niye biz bu kadar içeride gözüküyoruz arkadaş? Artı 200 içerideyiz. Ya çünkü artı 100'de adam yollamış. Harika. Şu an sadece şu arkadakinin saldırısına falan güveniyorum ya. En azından bu da zırhlı. Zırhı bir yere kadar tabi. Lan böyle birkaçını indirsek, hatta bu tur geçsek ne kadar hoş olur biliyor musun? Peki bu tur bizde geçecek kapasite var mı? Galiba geçtik lan. Galiba geçtik lan. Helal lan bize. Abi keşke yatırıma alabilecek canım olsaydı yani. Ama yatırıma alabilecek kadar iyi konumda değildim. Ha. Muz ağacı güzel fikir. Maskelerin sayısını arttırdık. Gerçi arttırma abi. Arttırma. Bir cecaya yaramayacak çünkü. Arttırma. En azından birilerine falan upgrade basarız. Arttırmayalım şeylerin canını. Darbe damage'i vuran lazım. Şu ikisinin canını arttırmak lazım. Allah kolaylık versin Şevket'im. Vallahi seni gördüm ve sevindim. Sağ olasın. Artı 20. Artı 20'ye bir şey basmama gerek var mı? İşçi sayısını 10 yapabilirim ya da gelecek tura hazırlanabilirim ki gelecek tura hazırlanayım. Bence bunların niyeti bizi gelecek turu çökertmek. Bir de mediumlarımı da kralı komple upgrade'lemeye kullanayım. Bunlar böyle bizi gelecek tur komple indirebilirler. Bak, bu eleman paso delici vuruyor ama bu elemanın darbe hasarı falan yok yani. Aslında önümüzdeki turlarda falan indirmeye çalışmamız lazım çocuğu. Daha ben birazcık şeye yanaştım. Tamam, kral full. Ben birazcık daha defansif gitmeye yanaştım. Ya şuna koç buff'u verelim. Hem etrafına kahramanlık hem fazladan hasar azaltma versin ya da baltalıları yükseltelim diyecektim ki bizim yaptığımız daha mantıklı ya. Bir healer yollayacağım karşıya. Gerçi cayır cayır yakıyorlar milleti yani. Bizim yolladığımız healer ne yapacak bilmiyorum da. 17 mityuma nasıl geçtin arkadaş? Bu herif deli gibi oynuyor olmalı ya. 17 mityum nedir ya? Dur bakalım. Elemanlar kesebiliyor mu? Bak, arkaya da vuruyorlar. Birazdan bizim heal auramızı kaybedeceğiz biz. Ama dediğim gibi elemanlar delici hasar vuruyorlar yani. Darbe hasarı vurmaya uygun çarlar olmadıklarından dolayı hoppacı %60'la geçirdi. Çok güzel. %60'la geçirdi, yine karşı taraf tutuyor onu. Neyse, en azından bizden aldıkları gold avantajını elemanların elinden geri alırız. O da güzel olur. Sen nasıl 17 işçi bastın kardeş? Peri misin, cin misin ya? Ne varmış sende? Abi üniteleri de çok pahalı herifin. Vallahi nasıl bastıysa. Adamı oyunu bilmiyor dedik. Early'de yargıladık çocuğu. Şu an elimize verdi. Armadillo'yu da bir yükselt bakayım. Paramı harcamayacağım. Bir tane daha healer atacağım arkaya. Büyücü atacağım arkaya ama. Bir healer daha mı atsam bu şeylerle beraber? Bence bir healer daha atalım. ...220 mi? 220 mi? Ops. 220'ye kaç basılır normalde? 4 tane basılması lazım. Önden bir 20'si falan da vardı. Buna 5 tane adam basmam lazım da benim buna 5 basarsam yatarım aşağı. Oh wait, zaten yatmışım aşağı. Ama bebeler de yatmış abi. Ama bebeler de yatmış. Ve bir saniye. Ben yatmadım. Oh my vamoşin deyro. Ver abi, ver. Ver midyum, ver eleman, ver. Ver tekleme keyfisi abi. Hatta düşman öldü. Ölür mü? Ölür. Ama bence yine ben taşıdım abi. Ben yine kendim taşıdığımı düşünüyorum. Bence yine ben taşıdım. Evet, MVP bende zaten. Gerekli yerlerde gerekli vuruşları yaptık. Eleman hani usta açısından benden önde olabilir. Geliri de benden fazlaymış. Ama yani gerektiği yerde gerektiği vuruşu yaparak ben de güzel iş çıkardığımı düşünüyorum açıkçası. Tamam, oyunu bırakalım efendim ya. Yani 5 maç attık. 5 maçın 4'ü win. Güzel. Bence gayet güzel. Nani? Kulaklığın modeli Logitech G231 fakat ben iyice artık şey yaptığından dolayı eskidiğinden dolayı değiştirdim. G430'un şeyini taktım. İnternetten sipariş verdim. Süngerlerini değiştirdim.